Şimdi e, bir kaydı, şimdi bir kaydı YouTube'a eklemekten bahsedeceğim. YouTube'a eklemek için öncelikle yapmamız gereken mevcut ses kaydını videoya dönüştürmemiz olacak. Bunu da yapmış olduğumuz kapak resmiyle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve bunun için uygulayacağımız, çalıştıracağımız program ProShow Gold. Farklı programlarda var. Ancak bu program kolay olmasa hasebiyle bu programı anlatacağım. Bu programla ne yapabilirsiniz? Bu uygulamayla çok basit bir şekilde bu işlemleri yapabilirsiniz. ProShow Gold'a çift tıklıyorum ve açılmasını bekliyorum. Program 15 günlük deneme sürümüyle geliyor ve Continue Trial butonuna basıyorum. Ve daha sonra cancel butonuna basıyorum. Kendim özel olarak oluşturacağım. Yapmış olduğum kapağı buradan seçiyorum. Eğer burada yoksa e, burada kapak resminiz gözükmüyorsa muhtemelen disk tıklamamışsınızdır. Yani folder list bölümünden kapak resmimin bulunmuş olduğu yeri tıklamam gerekiyor. Bunun için de masaüstü yani disk tıklıyorum. Ve burada kapağım gözüküyor. İlk olarak siz ilk olarak slide list açılıyor ve slide liste ben bu cover'ı buraya atıyorum. İkinci yapmam gereken işlem ise yapmış olduğum programın mp3 dosyasını soundtrack bölümüne sürüklemek olacaktır. Örnek veriyorum. Yapmış olduğum e, kayıt dosyası da bu olsun ve bunu da soundtrack bölümüne yüklüyorum. Yükleme işlemi yapıldıktan sonra kısa bir şekilde bu işlemin yapıldığını görüyorum. Bakın şurada 3 saniyede slide 1'in e, burada kalacağını ve 3 saniyede geçiş efektinin uygulanacağını gösteriyor. Buradan düzenleme biraz zordur ama timeline sekmesine geldiğiniz zaman biraz daha kolay bir düzenlemeye sahip olursunuz. Örneğin şunu biraz daha şöyle çekiyorum. Şöyle uzatıyorum. Yani bunu niçin uzatıyorum? Çünkü alttaki dosyamın uzunluğu neyse ona göre uzatıyorum. Daha sonra eğer çok küçük büyük gözüküyorsa biraz küçültüyorum. Şuradan zoom out çıkıyorum. ve Zoom out çıktıktan sonra şu işlemi şu şekilde iyice sona alıyorum. Evet. Sona geldik. Fakat geçiş efektimi biraz daha kısaltırsam daha güzel olacaktır. Evet. Şu anda geçiş efektimde kısaltım. Yani müziğimiz bu şekilde devam ediyor. Açıyoruz mesela. Görmüş olduk. <laughs> çalıyor. Ve burada programımızın, e, afişi karşımızda. Evet. Birinci programımızı bu şekilde hallettiniz. İki, buraya kapak resmine de Burada yazılar yazdığımız gibi birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm gibi ifadelerde kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bunları yaptık. Yaptıktan sonra artık ne yapmamız gerekiyor? Publish etmemiz gerekiyor. Yani bunu videoya dönüştürmemiz gerekiyor. Buradan Publish butonuna basıyorum. Burada direkt olarak Share Online yazıyor ama... Mevcut ben normal yoldan size YouTube'a yüklemeyi anlatacağım. Video File butonuna basıyoruz. Video File butonuna bastıktan sonra... Buradaki prosesi bir miktar bitmesini bekliyoruz. Daha sonra 1080p video kalitesinde e, çıktılıyoruz. Aslında 1080p eğer e, yani bekleme süreniz biraz e, sizi hani internete upload etme için biraz bekletecektir. 720p idealdir esasında bunlar için. Çok böyle görüntüyle işimiz yok. Daha çok sesin e, YouTube'da yayınlanması olacağı için 720p'yi seçiyorum ve Create butonuna basıyorum. Create butonuna bastıktan sonra burada e, masa seçiyorum ve kaydediyorum. Birinci bölüm olarak kaydediyorum. Kaydet butonuna bastığım zaman dosyam oluşacaktır. Evet şu anda bu render işleminin bitmesini beklememiz gerekiyor. Biraz hızlı olması açısından videonun çözünürlüğünü düşünerek tekrar render aldım. Daha düşük çözünürlükte işlemi gerçekleştiriyorum. Şu anda videomun bitmesini bekliyorum.